Yeah, of course, a very disappointed result. That's first of all. Too many players were really playing beneath their level. Too many mistakes. It was not the performance that we normally used to do. But the most important thing is to react on this performance. Try to analyze this game very good, what went wrong. And the next match against Konyaspor, we need to win. We need to get the confidence back, because I really didn't see my team this game. And of course, I was a football player myself, and you have those games in the competition. But the most important thing to react on the way that you perform today. Aslında çok hayal kırıklığı yaşadığımız bir sonuç aldık bugün itibariyle. Çünkü baktığınızda birçok futbolcumuz kendi seviyesinin altında bir performans sergiledi. Tabii bu durum böyle olunca bireysel olarak da çok fazla hata yaptık ve maçı kaybettik acı bir şekilde, ama şunu da söylemek lazım. Tekrardan işe koymamız lazım ve bir reaksiyon göstermemiz lazım. Çünkü bir dahaki maçta Konyaspor'a karşı da galip gelmemiz gerekiyor. Kazanmamız gereken bir maç var. Tekrardan özgüveni geri kazanmamız lazım. Ama bugün netice itibariyle sahada kendi takımımı hiçbir şekilde bizim her zaman yaptığımız performans olarak görmedim. O yüzden durum bundan ibaret ve maalesef mağlubiyeti yaşadık. Herhangi bir sorunuz var mı? No. I warned our team already that we need to watch out, because if you give the time and the space to this team, they can play. And it's not good to point a finger to one player. I think that's a team performance, and not only Yusuf, but more players were beneath their level. And it's easy to point one finger to one player, but I don't do that. It's a team performance, and the collective was really beneath the possibilities of what they can play. And you know, we need to reflect. It's a pity, because this is a very, very important. It was a very important game for us to win, of course. But you know, there are a lot of matches coming, and we need to reflect on this one. That's the most important thing. Yani aslında maçtan önce futbolcularımla konuşurken çok dikkatli olmamız gereken bir maç olduğunu söylemiştim. Çünkü rakibe, özellikle Karagümrük'e alan ve zaman verdiğinizde oynayabilen bir takım, futbol oynayabilen bir takım. Bu konuda yani bir parmakla işaret ederek bir futbolcu kötüydü, yani Yusuf konusundaki gibi, ya da şu kötüydü dememek lazım. Çünkü genel olarak takım halinde, kolektifte kendi seviyenin altında bir performans gösteren bir takım vardı sahada. O yüzden maalesef mağlubiyeti yaşadık, ama tekrardan özgüveni geri kazanmamız gerekiyor. O yüzden daha dikkatli bir şekilde analizimizi yapacağız. Düzeltmemiz gereken bütün noktaların üzerinde de çalışacağız. Yeah, it's a pity that I see my team, my club that I was raised at doing so bad. But you know, that's their thing, and it's a pity, but I'm focusing on what we do, and that's for me the priority. Yani aslında önceliğimiz Adana Demirspor, onunla başlamak istiyorum. Ama tabii ki de soruya gelmek gerekirse de, yani yetiştiğim kulübün aslında bu durumda olması tabii ki de üzüyor beni. Ama dediğim gibi önceliğimiz Adana Demirspor ve burada yaptıklarımız. Yeah, that's a good question. I don't know, but we need to analyze this. At home we have our 12th man, and that's the crowd behind us. Also, the previous match that we played here against Ankara Gücü was not a good performance. So maybe it's something in the stadium that we need to have more audience or something. I don't know, but we need to check that. Yani aslında şu anda tam olarak sebebi ne bilmiyorum. Ama bir önceki maçta burada Ankara Gücü'yle karşı da oynadığımızda çok iyi bir performans sergilememiştik. Belki de statla alakalı olduğunu düşünmeye başlayacağım. Ama genel olarak biz kendi evimizde oynadığımızda da 12. adam diye tabiri caizse söylediğimiz bizim taraftarımız her zaman arkamızda. Belki de daha fazla taraftar desteğe ihtiyacımız var.